Sevgili seyirciler, Engelsiz Spor programına hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda elimde görmüş olduğunuz Avrupa Kupası ampute futbolcularımızın kazanmış olduğu, göğsümüzü kabartan bu kupanın hikayesi var ekranlarınızda. Bu hafta Engelsiz Spor programımızda ampute futbol milli takımımız var. Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! Kırmızı! Beyaz! En büyük! Türkiye! Şampiyon! Türkiye! Evet, hoş geldiniz programımıza. Hoş Murat Bey, güzel bir şampiyona geride evet. Kaldı. Daha önce de Polonya'da yapılan şampiyonada Avrupa şampiyonluğumuz vardı, Avrupa Kupası şampiyonluğumuz vardı. Evet. Bu sefer de çocuklar yüzümüzü kara çıkartmadılar, bayrağımızı göndere çektirdiler. Evet. Nasıl bir şampiyonaydı? Evet, önceki size çok teşekkür ederiz Tertiz Spor ailesine. Tabii ki geçen sene de aynı organizasyon yine aynı şehirde, aynı ortamda yapılmış. Tabii ki bu sene de diğer katılan ülkelerle beraber güzel bir şampiyona geçirdik. Tabii burada sonuca bakmak lazım. Hakikaten gençlerimiz orada tarih yazdı. Kendilerini ben yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten günde iki maç oynayarak oradaki göstermiş olduğu performansları, çünkü sabah bir maç, akşam bir maç, dolayısıyla oradaki fizik kalitesi, oradaki tabii ki beslenme vesaire hepsini göz önünde bulundurursak yapmış oldukları bu başarı çok önemli diye düşünüyorum. Bir defa bunun altını özellikle çizmek lazım. Tabii ki bu ampute futbol son yıllarda gerçekten sizlerin de katkıyla beraber çok gelişmekte. Ve inanıyorum ki inşallah bu gençlerimiz, bu jenerasyon Dünya Kupası'nı ülkemize getirecekler. Sayın Kandozoğlu, şimdi gençlerimiz gerçekten büyük çaba sarf ediyorlar. Engelliyiz deyip evlerinde oturmuyorlar. Evet. Birçoğu üniversitede okuyor, iş hayatına başlayan var, evlenen var. Fakat bakıldığında ödül yönetmeliğinde bu gençlerimiz paralimpik bir branş olmadığı için ödül yönetmeliğinden yeteri kadar faydalanamıyor. Ben Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yönetim kurulu üyesiyim. Daha doğrusu amatörün bir anlamda biz tabandan gelen, zahmetini çeken, cefasını çeken bir kişiyiz. Ve bu işlerini gerçekten gönüllü olarak yapıyoruz. Çok derecede mutluyuz. Tabii ki burada gerek Spor Bakanlığımıza, gerekse Beden Sengle Federasyonu Başkanımıza, Arif Bey ve yönetim kuruluna teşekkür etmek lazım. Bu konuda gerçekten ciddi çalışmaları var. Evet, yani bu çocuklarımızın yapmış oldukları çalışmalar, emekler, faaliyetler, ülkemizin Avrupa arenasında dinletmiş olduğu istiklal marşları, oradaki göğsümüzü kabartması, herkesi duygulandırması, gözden yaş getirmesi çok anlam ifade etmekte diye düşünüyorum. Ama tabii ki bunların mutlaka ve mutlaka karşılığı olmalıdır. Bununla ilgili de zaten biz başkan ve yöneticiler bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Spor Bakanlığı olsun, Futbol Federasyonu olsun, bu konuda hakikaten gençlerimiz çok önemli kucak açmaktadır. Bununla ilgili her yıl daha da üzerine katarak gerek ödül yönetmeliği noktasında, gerekse tabii ki evlerinde şu anda henüz aramıza katılmamış gençlerimizin onları da spor sahasına çekmek noktasında çok önemli projeler var. İnşallah ilerleyen dönemlerde bunları hayata geçireceğimize ben inanıyorum. Tabii ki sizlerin de bu konuda basın da çok önemli bir misyonu var. Bunu da hep beraber bu işi birlikte başaracağız. Sadece federasyonun, spor bakanlığının, futbol federasyonunun veya basının değil. Hepimiz sporcular saha dışını yapacak, yöneticiler saha dışını işini yapacak. Basın bu konuyla ilgili gerekli olan, efendime söyleyeyim, araştırmasını, eleştirisini, öngörüsünü ortaya koyacak ve sonuç olarak ampute futbol hak etmiş olduğu noktaya gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü baktığınızda Avrupa'da alınan başarılar bence önemsenmeli. Bugün gerek görme engelliler olsun, işitme engelliler olsun, ampute olsun, almış olduk başarılar bence altı kalın harflerle, kalın çizgileri çizilmeli ve bu çocuklarımızın bence her türlü emeğinin karşılığı verilmediğini düşünüyorum. Evet İsmail, 10 kişilik bir süreçten şimdi Süper Ligi olan, birinci ligi olan bir sürece ampute futbol geldi. Sen bu sürecin ta başlangıcından itibaren varsın. Ampute futbolu nasıl değerlendiriyorsun Türkiye'de? Ampute futbol Türkiye'de başlangıç noktasından alırsak ve şimdiki noktasına bakarsak gerçekten büyük bir ivme kaydetti. Süper Ligi olan ve birinci ligin iki grubu olan artık 30 takımlara ulaştık. Hedefimize ulaşabildik mi? Değil. Sadece sportif açıdan değil, daha fazla takım
kurarak daha fazla engelli insanları bu sporun içerisine çekmemiz gerekiyor. Her zaman söylüyorum, Arif Başkanımızın liderliğinde ve Kandazoğlu Başkanımızın liderliğinde 81 ilde 81 ampute futbol takımını oluşturmak ve kendi içinde ayrı bir federasyon, yarı özerk federasyon gibi hareket etmesini sağlamak. Çünkü Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu büyük bir federasyon. 16-17 tane branşı var. Bu branşlardan bir tanesi de ampute futbol. Yani bir nevi konfederasyon gibi düşünelim. Kandazoğlu Başkanımız da bir nevi federasyon başkanı gibi adletmemiz gerekiyor ki federasyon içerisinde bütçesini ona göre ayarlayıp ona göre hareket etmesi gerekiyor. Zamanla bu yapılanma olacaktır diye düşünüyorum. Ve ampute futbol çok büyük, daha iyi işler yapacağını düşünüyorum. Peki milli takım dünya üçüncülüğümüz var, Avrupa ikinciliğimiz var, Avrupa Kupası şampiyonluğumuz var, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz var. Sen milli takım teknik direktörü olarak bundan sonrası için bir dünya şampiyonluğu sözü veriyor musunuz? Ben buradan o sözü veriyorum çünkü artık o noktaya geldik. Bundan sonra bize final değil, finalde de şampiyonluk yakışır. Hem final hem şampiyonluk arkasından. Öyle bir jenerasyonumuz var. Milli takımımız hem tecrübeli çekirdek oyuncularımızdan oluşuyor. Yanında da genç oyuncularımızın dinamizmini kullanarak daha hareketli, daha atak, daha iyi pres yapan ve daha iyi hücum yapan ve daha çabuk hücum yapan bir takım oluşturmak hedefimiz. İnşallah başarılar diliyoruz. O Dünya Kupası'nı ülkemizde görmek istiyoruz. İnşallah o kupayı da biz getireceğiz ülkemize. Evet Fatih, seni şöyle alayım. Bugün senin doğum günün, nice yıllara diliyoruz. Teşekkür ederim abi. Evet, senin de bu başarıda büyük emeğin var. Sen neler söyleyeceksin, bu süreci nasıl değerlendireceksin? Bizler sizle daha ilk röportajımızda, Karabük'te hatırlarsanız Cem abi, gençlerden ve harmanlanan bir takımdan bahsetmiştik. Tecrübeli ve gençlerden oluşan. İlk kampta biz şampiyonluğun sözünü vermişti İsmail hocamız. Bizim çalışmalarımız çok iyi devam etti. 4 tane kamp atlattık ve şampiyonaya öyle gittik. Orada da bizler ülkelerin takımlarıyla oynamadık. Bizzat ülkelerle oynadık. Son maçımızda ev sahibi takımı yenerek kupayı almamız bizim için inanılmaz bir olaydı. Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu gösterdik. Hocamın da dediği gibi, hocamın da söz verdiği gibi artık finalde de, Dünya Kupası'nda finalde de kazanarak Dünya Kupası'nı ülkemize getirmek istiyoruz. Çocukların emeğine sağlık. Buradan federasyon başkanımıza, yine Murat başkanımıza, yine bizi destekleyen Türkiye Futbol Federasyonu'na, Fatih hocamıza, Fatih Terim hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Çocukların ellerine, emeğine, yüreklerine sağlık. Size de TRT ailesine, sizin aracınıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman ampute futbolun yanındaydınız Cem abi, özellikle siz. Her zaman bizde olmanızı istiyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet, kupacımızı alalım yanımıza. Sevgili seyirciler, şeyimizin bir özelliği var. Nerede ampute futbol kupa alırsa teknik direktör olsun, ekibin başındaki insan mutlaka şeyimize kupayı teslim eder. Çünkü başına bir şey gelmeyeceğini bilir. Tabii. Fakat bu sefer zorlandın gibi mi geliyor şeyimiz, doğru mu? Zorlandım, yanımda sen yoktun çünkü canım. O yüzden olabilir. Bu sefer iki kupayla geldin ama bir senin aldığın bir kupa var değil mi? Evet, en iyi forvet ödülü verildi. Onu da takım arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir ödül tek başına kazanılmaz. Öncelikle takım arkadaşlarım sayesinde kazanmış oldum ödülü. Ama ödül sadece bir süstü, bir şeydi. Asıl hedefimiz olan Avrupa Şampiyonluğunu kazanmış olmak bizim için daha büyük bir onurdu, daha büyük bir gururdu. Oradaki maçları biraz anlatır mısın? Mesela Polonya. Polonya bundan 2 yıl önce Polonya'ya gittiğimizde, Varşova'daki şampiyonada ayakta durmayı bilmeyen, gerçekten ampute futbol oynamak isteyen bir ekipten oluşuyordu. Fakat bu sene finale kadar yükseldiler. Bu süreç sana göre nasıl oldu? Nasıl bu kadar hızlı yükseldiler? Aslında söylediğiniz gibi işin kilit noktası istemekti. Herhalde onlar istek ve arzuları diğer takımlara göre daha fazla. Böyle olunca da 2 yıllık gibi kısa bir süreçte bu noktaya ulaştılar. Kendileri fizikli ve kuvvetli oyunculardan oluşan bir takım. Haliyle bu özellikleri onları bir noktaya getiriyor. Güzel bir takım oluşturmuşlar. İlerisi için de
iyi bir ışık veriyorlar. Evet Ercan, hiçbir zaman bir başarı kolay olmuyor. Kolay olmuyor, evet. Kolay gelmiyor. Bu başarıda da senin de büyük payın var. Ampute futbolun ilk başlangıçta yeni mahallede başladığı dönemde de sen vardın. Evet, küçük evet. Sehpaların üzerinde yayın yaptığımız yayın dönemde, doğru. Yağmurda, çamurda, karda, karları temizlediğimiz dönemde bile sen sahanın içindeydin ve kürekle kar temizliyordun. Şimdi aynen. Mil takım menajerliğindesin. Neler söyleyeceksin? Ben bu çocuklarla uzun yıldır beraberim. Öncelikle sizin anlattığınız gibi TRT ailesine ve sizin de siz de bir aile ferdi olarak size teşekkür ediyoruz. Ampute futbolun başlangıcından bugünlere kadar gelmesinde sizin de büyük bir emeğiniz var. Ben öncelikle spor genel müdürümüz Mehmet Baykan'a, federasyon başkanımız Arif Bey'e ve as başkanımız Ampute'den sorumlu as başkanımız Murat Kandazoğlu'na teşekkür ediyorum. Bana bu görevi tebliğ ettiklerin 4 ay bir zaman geçti. O zaman bir gururlandıydım. Kolları sıvadık. Mecburen bir şey olacaktı. Yani başarıyı ben o zaman da size söylediydim. Ve bu çocukların futbol sahası içinde teknik adamlarımız gereken güzelliği yaptılar. Ben de futbol sahası dışında bu bakanlarımız olsun, bizle ilgilenen federasyon başkanlarımız olsun telefonla arayarak bizzat teşekkürlerini bildirdiler. Moral motivasyon olarak da ben oradaydım. Bir tane bir şeyi anlatayım. Orada Türk bayrağını alıp omuzlarımıza attığında büyük bir yük vardı. Biz bu yükü hissettik. Arkadaşlarımıza da hissettirdik zaten. Ben özellikle spor alanında bize desteklerini esirgemeyen, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'na da teşekkür ederim. Maddi ve manevi olarak da her zaman yanımızda durdular. İlgilerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarını da alnından öpüyorum. Bize bir gurur yaşattılar. Teşekkür ediyorum. Cem abi çok iyi hazırlandık. 4 aydır 4 kamp yaptık. Hocalarımızın sahada vermek istediklerini, antrenmanlarda vermek istediklerini biz maçta verdik. Bunun neticesinde de şunu çok iyi biliyorduk. Şampiyon olma hedefinde gidiyorsanız çok şeyden fedakarlık etmeniz gerekiyordu. Benim arkadaşlarım ve hocalarım çok şeyden fedakarlık yaptı. Bunlar ailesinden, zamanından, belki maddi manevi her şeylerinden fedakarlık yaptı. Tabii ki bu fedakarlığın sonucunda da şampiyonluk geldi. Biz hocalarımızın istediği her şeyi sahada yansıttık. Ama güzel olan şu vardı. Ülkemizin bu zor dönemin içinde zor bir süreç içerisinden geçerken biz ülkemizin yüzünü bir nebze dahi bu kupayla güldürebildiysek ne mutlu bize. Daha da güzel olan bir şey vardı. Sayın Başbakanımızın eşi Sara Davutoğlu, biz uçaktan inerken kendisi de uçaktaydı ve kendisi bizi davet etti ve uçaktan indiğimizde kendisi otobüste bizi karşıladı. Çok mutlu olduk. Çok acayip bir şekilde bir gururlandık. Kendisinin bizi Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun yanına çıkartacağını söyledi. Bu bir ülke futbolcusu için mutluluğun zirvesi denilebilecek noktada. Tabii ki bu zirveye gelirken Bedensel Engelliler Federasyon Başkanımızın, Türkiye Futbol Federasyon Başkanımızın, basının bizim yanımızda olması ve ülkenin büyüklerinin de bizim yanımızda olması ve bunu göstermesi bizi kat kat daha duygulandırdı. İnanın arkadaşlarım dün akşam herhalde en rahat uykularını çekmişlerdir. Biz şu anda hem Cumhurbaşkanımızdan hem Başbakanımızdan bizi çağırmasını bekliyoruz. Her şey için teşekkür ederim. Sağ olun. Gel, senin bir sorunun var. İlk önce onu halledelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışıyorsun. Evet. Yeni işe başladın.
Fakat bu pazartesi ve cumaları izin olayı varmış herhalde. Evet, bu pazartesi ve cuma. Cumaları buradan şöyle Gaziantep'te söyleyeyim. Oynuyorsun onu söyleyeyim. Gaziantep'te oynuyorum ve performansının düşmemesi adına pazartesi ve cuma günleri antrenman yapacağımdan dolayı idare izinli sayılmamı buradan rica ediyorum kesinlikle. Evet Fatih, bu bölümü yayınlayacağız ama biraz da ampute futboldan bahsedelim. Ampute futbol nereden nereye geldi sence? Şöyle başlayayım Cem abi, ben 2009 yılında bu olayın içine girdim. Nasıl girdin Fatih? Nasıl girdim? Kaza yaptıktan 8 ay sonra bir arkadaşımın tavsiyesiyle beni ampute futbol diye bir şey var, hani bunu oynar mısın dediler. Ve bugün ampute futbol milli takımının hocası olan Sayın İsmail Temiz'e gönderdiler beni. Ben onun yanında yetiştim ve bugünlere geldim ve bugün yan yanayız. Hocamızdı, şimdi şu an milli takım hocamız ve ben milli takım sporcularından biriyim. Fatih, bir şey sormak istiyorum. Kaza yaptın, bacağını kaybettin ve ondan sonra bir bocalama devresine girdin mi? Böyle hayata küsme ve bundan sonra spora başladığında Fatih'te ne gibi değişiklikler oldu? Şöyle bir şey var. 18 yaşına kadar hiçbir engelli bir insan görmemiş, hiçbir engelli çevresinde katılmamış, engelli spor nedir bilmemiş, görmemiş, oynamamış, hissetmemiş bir insan olarak, yani bir sivil olarak kendimden bahsediyorum. Akabinde engelli oluyorsun. Ne olduğunu şaşırıyorsun. Ben ilk defa antrenmana katıldım. İlk günü hatırlıyorum. İlk defa diz altı protez, diz üstü protez gördüm. İlk defa kolu, bacağı, ayağı olmayan insanlar gördüm ve çok şaşırdım. Ya bocaladım ve o futbolu oynayan insanları görünce bunu nasıl oynuyorlar, bunu nasıl becermişler diye hayrete düştüm açıkçası. Tabii ki bir bocalama dönemim kesinlikle oldu. Psikolojik anlamda sıfır durumdaydım. Ve sonra gördüm ki alakası olmayan bir psikolojiymiş. Ve spor sana büyük şeyler kattı. Kesinlikle diyorsun. Sporun bana kattığı çok şey var. Yani bugün bu konumdaysam, bugün beden eğitimi mezunuysam, bugün bakanlığımızın birinde, bir kurumunda çalışıyorsam bu ampute futbol sayesindedir. Bu milli takım sayesindedir. Bu kesinlikle böyledir. Çok teşekkür ederim. Gözlerin doldu. Hemen Rami'ye geçelim. Rami de en sempatik futbolcularımızdan bir tanesi. Şu anda asık suratlı olduğuna bakmayın. Gır gır, şamata, her şey Rami'de var. Evet, sen neler söyleyeceksin Rami'ciğim? Neyle ilgili söyleyeyim abi? Ampute futbolla ilgili. Neresiyle ilgili? Her şey. Şampiyonadan mı bahsedelim? Şampiyonadan bahsedelim, evet. Şimdi biz ampute futbola İsmail hocamızın önderliğinde başladığımızda, yeni kadro oluşumu, yeni ekip, yeni oyuncularla başlandığında bunun dünya şampiyonası öncesi bir prova olduğunu ve 2016'da inşallah Allah izin verirse Türkiye'de yapılacak olursa onun bir provası olacağını ve buradan şampiyon olarak dönmemiz gerektiğini biliyorduk. Ve öyle yola çıktık ve gerekeni yaptık, şampiyon olduk, döndük. Bunun için ayrıca bir gururluyuz. Peki bundan sonrası için ampute futbolda neler olabilir? Sen bir yönetici olsan neleri değiştirmek istersin? Ben bir yönetici olsam neleri değiştirmek isterim? Öncelikle sponsor sağlanmalı kesinlikle. Ampute futbola destek artmalı. Şu an Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Yıldırım Demirören, Sayın Fatih Terim desteklerini bizden esirgemiyorlar ama daha fazla imkan sağlandığında çok daha fazla şampiyonluklar ve dereceler getireceğimizi biliyoruz. O yüzden devlet büyüklerimizin öncelikle, daha sonra da özel kurumsal firmaların milli takımlar düzeyinde lig seviyesine sponsorlukları gerekli. Öncelikle bu çözülmeli. Çok teşekkür ederiz. İlk kez milli takım forması giydim. Yani nasıl bir duygu? Yani çok heyecanlıydım orada, nasıl diyeyim. Yani orası bambaşka bir yer. 4 ay bir kamp yaptık, çok iyi çalıştık. Ve emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dünya şampiyonasını da kazanıp daha ülkemize daha gururlu bir şey yapmayı istiyorum. Peki, Türkiye'ye geldikten sonra arkadaşların, ailen, sana bakışları değişti mi? Milli takım formasıyla böyle geldin. Hayatım havalı, değişti. Havalı. Ya çok değişti. Ya herkes aradı, tebrik etti. Ailem hep arkamdaydı ailem. Yani çok güzel bir duygu Cem abi. Sayın Şahin, gerçekten çok önemli bir organizasyonu yine Türkiye'ye getirmeye başardınız. Evet. Para Tekvando
2009 yılından sonra inanılmaz bir aşama kaydetti ve paralimpik bir branş oldu. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Samsun'da para tekvando dünya şampiyonasını bugün gerçekleştiriyoruz. Tabii önem ve ehemmiyeti 2020 Tokyo Olimpiyatlarında olimpik olarak değer kazanması bugünkü şampiyona bu açıdan çok önemli. Ve ülkemizde yapılması da hem ülkemiz sporcular adına hem de para tekvandoya verilen destek adına şimdiden Türkiye Tekvando Federasyonu olarak hem Dünya Federasyonu nezdinde hem de bütün ülkeler nezdinde büyük bir prestij kazandı Türkiye. Ve bu şu anda maçlarımız devam ediyor. Türk sporcularımız da burada yarışıyorlar. İnşallah büyük başarı kazanacaklar ve onlardan 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye'mize büyük madalyalar bekliyoruz. Sayın Vekilim, bu genç arkadaşlarımızı, engelli kardeşlerimizi yalnız bırakmadınız. Ta Bursa'dan geldiniz. Eski bir sporcusunuz, yüzücüsünüz. Evet. Rekorlarınız hala kırılamıyor herhalde. Yani evet, ben de spor camiasının içindeydim. Sporun hangi dalı olursa olsun her zaman için desteklemeye hazırım. Ayrıca sporda şunu bulabiliyorsunuz. Mücadeleyi buluyorsunuz, savaşı buluyorsunuz. Birliği buluyorsunuz. Çok engelli sporcumuzla burada röportaj yaptık. Onlar da aynı şeylerden bahsettiler. Spora başladıktan sonra kötü arkadaşlıklardan, arkadaşlarından kurtulduklarını, kötü alışkanlıklardan kurtulduklarını söylediler. Evet. Yaklaşık bundan 8-10 yıl önce engellilerimiz evinde duruyorlardı. Maalesef. Dört duvar arasından çıkmak istemiyorlardı. Fakat son değişikliklerle, son politikalarla diyelim artık engelliler spora başladılar. Bir de bizim engelsiz spor programımız var. Bilmiyorum seyrediyor musunuz? Türkiye'nin evet. Televizyondaki tek engellerle ilgili spor programı. Onu da ben sunuyorum. Evet, biliyorum. Maşallah. Siz neler düşünüyorsunuz engellilerin spor yapmasıyla ilgili olarak? Onların hayatında neler değiştiriyor? Aslına bakarsanız yani yaptığınız spor sizin tamamen hayatınızı yansıtıyor. Ama disiplini, terbiyeyi, iradeyi, dayanma gücünü, her şeyi alıyorsunuz ondan. Ve engelli ya da engelsiz, mutlaka çocuklarımızı kötü alışkanlıklar korumadan korumak adına, sağlıklı bir bedene sahip olmak adına, sağlıklı beyinlere sahip olmak adına spor camiasının içinde bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Yılmaz Hocam tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Gerçi biraz hastalandı ama heyecandan herhalde. Biraz heyecan. Finale çıkmak kolay değil tabii ki. Final maçı bizim için önemliydi. Yani sporcularımızdan zaten Büşra'dan bekliyorduk bu başarıyı. Allah'a şükürler olsun. Başarımızı elde ettik. Altın madalyamızı aldık. Servet, bugün seninle tekvando konuşmak istemiyoruz. Para tekvando konuşalım. Senin arkadaşın var Haşim. Gerçekten para tekvandoda o da gelecek vaat ediyor. Para tekvando ile ilgili neler söyleyeceksin? Yani çok güzel düşünülmüş. Çünkü elleri kolları olmayan arkadaşlarımız ayakları gayet güzel çalışıyor ve spor yapmalarına büyük bir fırsat. Ve hem arkadaşlık da ediniyorlar. Yani Türkiye'de kazayla olsun ya da doğumdan sonra olan kardeşlerimiz. Tekvando yapabilecek kapasiteleri var. Uluslararası dalına da bayağı başarırlar. Dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, takım halinde de şampiyonluklarımız var. 2020'de de olimpiyatlarda da paralimpiyat oldu tekvando. İnşallah onlar da o zamana kadar çok daha iyi çalışırlar. Ülke puanına büyük katkılar olur. Lütfen biraz para tekvandoyu tanıtır mısınız? Arkadaşlarımızın ne özelliği var? Evet. Para tekvando aslında diğer tekvandodan, diğer müsabaka arkadaşlarımızdan farkı yok. Sadece söylemek istemiyorum ama engelli sporcularımızı, engelli öğrencilerimizi spora, tekvandoya katım amaçlı yapılmış. Kollarda bir amputasyon kolda, oluyor. Sadece kollarda. Tabii bunlar sınıflandırıyor. İşte K42, K43 diye omuzdan olmayan var, dirsek altı, bilek altı. Ona göre sınıflanıp kendine denk bir diğer kolu olmayan ya da omuzdan olmayan çocuğumuza çıkan engellilerin yaptığı bir tekvando bölümü diyebiliriz. Spor senin hayatında neleri değiştirdi? Nelerimi değiştirdi, çevremi değiştirdi. Ahlak bakımından, disiplin bakımından ya, üst seviyelere çıkarttı beni. Çok şey değiştirdi. En azından engelli olup da bazı şeyleri başarabileceğimizi gösterdi. Çok şeyler değişti. Sosyal hayatımı, insanları, arkadaş çevremi, her şeyimi değiştirdi yani. İnsanların bana bakış açısını. Daha önce benden bir şey olmayacağını düşünen insanlar şu anda bana iş yerine falan arkadaşlarım çoğu şampiyon diye bahsediyorlar. Benim başarımla gurur duyuyorlar. Ailem de aynı şekilde. Tüm engelli kardeşlerimizi spora teşvik etmek istiyorum.
Seni zevkle izledik Yavuz abi. Nasıl yapıyorsun hareketleri? Zor mu? Zor değil. Ben zor. Yapabilir miyim? Tabii. Nasıl yapacağım? Kolay. Göstersene bak. Önce 6, sonra 1 yaptım. Önce 6. O en son bağırarak yaptığın bir hareket var. O neyi onun adı? 18. 18 mi? Evet, 18. Tam bir yapar mısın o hareketi? 17. Yeah! Süpersin Yavuz abicim ya. Bir şey merak ediyorum. Kampta diyorlar ki Yavuz'un sesi çok güzel diyorlar. Şarkı söylüyor diyorlar. Evet, yalan mı söylüyorlar? Doğru. Peki bir şarkı rica edebilir miyim abi? Hemen söylerim. Senden çalıp senden köyünde varsa yoksun. Abi bu şey mi, bu içten geliyor sanki içimden. Bu aşk şarkı, aşk şarkı, evet. Aşk şarkısı gibi geliyor. Evet. Bir aşk mı var abi? Yok. Yok mu? Dariken. Para tekvando artık paralimpik bir branş oldu. Evet. Bu nasıl karşılandı sporcu arkadaşlar arasında? Tabii ki biz 2009'dan bu yana milli takımda olan sporculardan birisiyim. Biz bu işin lokomotifi olduk artık. Çünkü ilk başladığımızda bir 7 kişilik bir takımımız vardı. Şu an 18-21 kişilik bir takımımız var. Biz bunun öncüsü olduğumuz için biz bunu ümitle bekliyorduk. 2020'de sağ olsun Olimpiyat Komitesi tekvandoyu paralimpik dalına da aldılar. 2020 olimpiyatlarına girmek bizim hayalimizdi. Hayalimiz hedefe dönüştü. İnşallah hedeflerimizi doğrultmaya çalışacağız. Sevgili seyirciler, bir zevkli ve eğlenceli engelsiz spor programının daha sonuna geldik. İlerleyen günlerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.